Şimdi bizim etkinliğimiz var ve bu etkinliği de konuları tekrarlamanın amacıyla yapmış olduğumuz etkinlik birazcık eğlenceli hale getirelim. Hepiniz bu sarı kutuları tanıyorsunuz. Kinder sürpriz, reklam da yapmış olduk. Kinder sürprizin kutuları, hepsini kızım yedi. Maalesef hiç çikolata yemesine engel olamıyorum. Şimdi Kinder sürpriz kutularını ben derse yorumladım. Sürpriz soru kutusu oldu bunlar. Sürpriz çikolata kutusu değil, sürpriz soru kutusu oldu. Artık çikolata yemeyeceksiniz bundan sonra. İçinden sorular çıkacak. Kinder'le anlaşmamız var. Şimdi şöyle yapacağız uygulamamızı. İlk öğrenciyi ben seçeceğim. Ondan sonraki öğrenciyi arkadaşlar siz kendiniz seçeceksiniz. İçinden soru çıkacak. Bazıları bir iki tanesi boş olabilir. Yanlışlıkla kaçmış olabilir ama sorun değil. Başka bir kutu çekersiniz elinizle. Ben bir tane şimdi seçiyorum. Seçeyim. Evet. Bence Ebru seçin. Yeah. Senin elinde kalacak. Ben açayım onu. Boş çıktı. Sen daha bir şey. Şanssız. Bu da boncuk. Şanslı var. Çok şanssızlı. Kan dolaşımı nedir? Kan dolaşımı nedir? Evet. Kan dolaşımı vücudumuzun daha dirençli olması. Yani vücudumuzda olan kısımdır. Kırmızı renklidir. Kan dolaşımı diyor. Dolaşımı nereden başlıyor dolaşım? Kalpte başlıyor ve kalpten bütün vücuda yayılıyor. Sonra tekrar nereye geliyor? Kalbin sağ kulakçığına. Süper. Yani sonuçta tekrar kalbe dönüyor, evet. Değil mi? Kalpten çıkan kan tüm vücutta ya da ilgili yerlerde gezdikten sonra tekrar kalbe dönmesine kalp dolaşımı, kan dolaşımı deniyor. Kim seçsin şimdi? Alayım soruyu. Ege. Sen kendin daha geziyorsun. Şimdi kendiniz geziyorsunuz. Evet. Evet, aslında bu etkinliği yaparken bu dersi az çalışanlarla yapmak daha mantıklı. En azından bu etkinlikte konuyu da öğrenmiş olacağız. Egeciğim. Büyük kan dolaşımının amacı nedir? Evet. Büyük kan dolaşımının evet. Amacı vücudu beslemek. Asıl amacı ne? Ebru sen oturabilirsin hayatım. Kan dolaşımı. Ama... Büyük kan dolaşımının asıl amacı. Büyük kan dolaşımı. Tüm vücuda yayılan kan. Hayır, nasıl bir kan? Temiz mi, kirli mi? Temiz. Temiz kanı tüm vücuda yaymak. Bak çıkartabiliyorsun. Heyecanlanmana gerek yok. Sen biliyorsun. Alayım onu. Sen bir arkadaş seçiyorsun. Beni seç tamam değil. Düzgün otur sende. Tamam, ona ver mi soruyor? Ona soruyor. Yavaş. Boş. Tamam. Alayım. Var içinde bir sürü soru. Dolu çıkacak zaten. Solunum sisteminin organları nelerdir? Evet. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar, akciğer. Peki. Nasıl gösteriyorduk onu? Kalk ayağa. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar, akciğer. Şurada ne kası vardı? Diyafram kası. Güzel. Aferin. Devam et.